Bizim TV'den merhaba. Bugünün gündeminde birlikteyiz Şaban Sevinç'le birlikte. Ne var gündemde? Önce ben kısaca bir hatırlatayım, sonra konuşalım Şaban Bey. İstanbul'da biliyorsunuz aşırı yağışlar sonrasında yaşanan sel baskını vardı. İstanbul'da neler oluyor onu konuşacağız. Ve İzmir yine büyük şehirlerimizden biri. Alev alev yanıyor sevgili izleyiciler. Ciğerlerimiz yanıyor. İzmir'den gelen görüntüler çok feci hakikaten. Onu konuşacağız. Ve tabii şimdi dünün sıcak gündemiydi. 3 HDP'li belediyeye biliyorsunuz kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından. Hem bölge halkının hem tüm Türkiye'nin büyük tepkisi var. Hukuk çevrelerinden de tepki var. Bunun uygulanırlığı noktasında. Onu konuşacağız. Tabii bunun sonrasında başka belediyeler gelecek mi arkasından diye dün sormuştuk. İddialar var. Bir yandaş yazar, Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu'nun 35 CHP'li belediyeyi işaret etmesi var. Bir algı yönetimi mi yapılıyor? Bütün bunları konuşacağız Şaban Bey. İsterseniz önce buradan başlayalım. Olur çünkü o Şimdi evet. çok önemli bir iddia. Evet. Öyle. HDP'li belediyelere kayyum atan dedik. Ondan sonra Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu dünkü köşe yazısında dedi ki işte arkasından gelecek 35 CHP'li belediye de var ki bunların arasında işte İstanbul, Ankara, İzmir, Sarıyer İstanbul'un önemli ilçelerinden biri ve daha pek çok CHP'li belediye. Şimdi bu iddia gerçekten 2 gündür, 2-3 gündür kaynatılıyor. Özellikle dün 3 HDP'li belediye başkanına kayyum operasyonu yapılmasının ardından dün ısındı CHP'li 35 belediyeye operasyon olasılığı iddiası. Bugün de gündemin en önemli konusu. Ankara kulislerinde de bayağı ciddi konuşuluyor. Evet, Hatta evet. şimdi bakıyoruz gerçek gündem de haber yapmış ki Evet. gerçek gündem hakikaten önemli bir haber sitesi. Bu arada değerli izleyicilerimizden gerçek gündemi takip etmelerini öneririm. Öneriyoruz. Gürsel Tekin'in İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun açıklaması var. İstanbul ve Ankara için ne diyor? Kayyum hazırlığını duyduk diyor. Evet. Şimdi tabii bu İstanbul ve Ankara dediğin zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki belediyeler ve aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük belediyeleri İstanbul ve Ankara. Buralara olası bir AKP operasyonu, İçişleri Bakanlığı operasyonu yani Türkiye'yi çok karıştırır. Türkiye'yi çok İstanbul'u karıştırır. vermek istemedi AKP. İstanbul'u vermek istemedi. İşte Tayyip Erdoğan o süreçte bir takım hani böyle yani demokratik seçimi ve halkın iradesini zorlayan laflar etti. Özellikle İçişleri Bakanı işte Süleyman Soylu Evet, da, Tayyip Erdoğan evet. da, hatta zaman zaman Devlet Bahçeli de işte Ankara Girdi. Mansur Yavaş üzerinden girdi o tartışmaya. Şimdi ama ya bu çılgınlık olur yani AKP. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir operasyon yapmaya kalkarsa bu çılgınlık olur. Türkiye'yi allak bullak eder, çok karıştırır. İnşallah öyle bir çılgınlık yapmazlar. Bunun temelinde yatan iddia, bu Ersin Ramoğlu'nun yandaş yazarın yazdığı iddia biliyorsun. Erkan Karaaslan denilen bir FETÖ sanığı. Evet. Bu Erkan Karaaslan enteresan bir adam hakikaten. Biraz da karanlık bir adama benziyor. Yani ben de hani bunun adını 2-3 yıldır duyuyorum. Yani akıl almaz ilişkileri var adamın. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhuriyet Halk Partili Özlem Çerçioğlu'nun belediyesinde galiba ilk danışman olarak ortaya çıkıyor. Sonra böyle adam ahtapot gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30-35 belediyesini sarıyor. Danışmanlık hizmeti veriyor. Bakıyoruz şimdi ben 30 yıldır hani gazetecilik yapıyorum Ankara'da ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde sayılırım. Bu Erkan Karaaslan denen adamı tanımıyorum yani. Tanışmadınız yani. Bu Tanışmadık. kadar yıldır Evet, bu kadar yıldır CHP'yi takip CHP'nin içindeyim, etmenizde. CHP'yi takip ediyorum. Sanıyorum CHP'yi izleyen diğer gazeteci arkadaşlarımız da tanımıyordur. Şimdi kim bu adam? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30-35 belediyesine danışmanlık hizmeti veren adamın arkasında kim var? Yani şimdi sen bir şirket kursan Lale ya da ben bir şirket kursam gitsek Aydın Belediyesi'ne ya da Sarıyer Belediyesi'ne ya da işte bilmem İzmir Belediyesi'ne CHP'nin elinde. Ya biz işte biz de hani CHP'li sayılırız. Bize bir iş ver desen hadi oradan derler. Yani kapıdan giremezsin. İş talep bir ile gittiğin zaman. Ama bu Erkan Karaaslan denen adam bütün belediyelere girmiş. Nasıl bir ilişkisi varsa. FETÖ'yle
FETÖ'nün belediyeler imamı iddiası var hakkında. Ya Sabah gazetesi, yandaş medya özellikle bunu dillendirerek buradan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bir operasyon üretmeye çalışıyorlar. Yani adamın hani FETÖ'nün imamı yok değil, FETÖ'cü değil tartışmaları bir kenara. FETÖ'cü ise bulsun belasını, yani ayrı konu. O, hani, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ilgilendirmez, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri de ilgilendirmez. Yani eğer o alçak FETÖ örgütünün mensubuysa en ağır şekilde cezalandırılsın. Ama nerede olduğunu. Ama onu Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine böyle iteleyerek birileri şey yaptıysa, nüfuz ettirdiyse, o iteleyerek nüfuz ettirenlerin de kilit noktası. Onlardan da hesabın sorulması gerekir eğer öyle bir şey varsa. Ha yok, öyle bir şey olmayabilir. Adam kendisi çok mahirdir, çok beceriklidir. Alttan giriyordur, üstten giriyordur, işte kapıdan kovuyorsundur, pencereden giriyordur ve işi kapıyordur. O zaman takdir etmek lazım yani adamı. Hani öyle bir durum var ama her halükarda 35 Cumhuriyet Halk Partili belediyeye operasyon yapması demek, AKP'nin böyle bir çılgınlığa girişmesi demek, Türkiye'yi, Türkiye'nin toplumsal iklimini allak bullak eder yani. Gerçekten allak bullak eder. İnşallah öyle bir çılgınlık yapmazlar. Yapmazlar, yapmasınlar. Yani yapacakları o hareket çok sert bir şekilde döner AKP'ye. Çok sert bir şekilde döner. AKP'nin ötesinde yani Türkiye bize çok kötü sonuçlar doğurur. Demokrasi açısından. Demokrasi açısından, toplumsal huzur açısından yani. Evet. Şimdi Gürsel Tekin de gene açıklamalarında bu konuyla ilgili bir toplantı olacağını, ondan sonra işte bir yol haritası belirleyeceklerini söylemiş. Hakikaten üzerinde önemli durulması gereken bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ciddiyetle eğilmesi lazım. Yani ihmal edilmemesi gereken bir konu. Biliyorsun şimdi AKP böyle bir atar, ısıtır, tartıştırır, tamam, yoklar. Evet. Bakar hani tepkiler yok, herkes uyuyor, işte tatilde millet böyle rehavet içinde falan. Taktiği operasyonu yapabilir. Ona fırsat vermemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partililerin, Ekrem İmamoğlu'na da, Mansur Yavaş'a da oy veren, Özlem Çerçioğlu'na da oy veren, 35 CHP'li başkana oy veren vatandaşların da hani uyanık olması gerekir bu süreçte. Kesinlikle, evet. Şimdi İzmir'e geçelim Şaban Bey. İzmir'de de bugün 3. günü, yanılmıyorsam 3 gün önce başlayan ve devam eden yangınlar var. Bir türlü önüne geçilemiyor. Türk Hava Kurumu eski başkanı Sayın Karakuş'un açıklamaları var. Anında müdahale edilmesi gerekiyormuş bu tür yangınlara. O zaman önünü alabiliyormuşsunuz doğal olarak, tabii mantıken. Uçakla müdahale edilmemesi eleştiriliyor. Hem sosyal medyada hem uzmanlar tarafından. Helikopterle bir müdahalede bulundu ama onda pek gerisi gelmedi. Yetersiz oldu. Evet. Bunun yani yolu uçakla müdahaleymiş ve ilk saatlerde yapılması gerekiyormuş. Hala Türk Hava Kurumu uçakları bekletiliyor. Hala, şu an itibariyle. Hala, yani gelen bir bilgi yok. Biz şu anda kayıttayız. Yani İzmir'in dağlarındaki yangın kent merkezine doğru ilerliyor, cayır cayır. Evet, artık yani evlere ulaştı o derece. Ciddi bir yangın. Yeşil alanlar yandı, ciğerlerimiz yandı. Oradaki canlılar öldü. Onun da ötesinde evlere ulaştı. İzmir yanıyor, İzmirliler ağlıyor, biz de ağlıyoruz. Ben dün sosyal medyada o görüntüleri gördükçe hakikaten elim ayağım boşaldı böyle. Yani içim yandı. Olacak şey değil. O ağaçlar kaç yılda o hale geliyor? Kolay mı? İçten içe yanıyorlar. Çok şey, acı fotoğraflar var. İçişleri Bakanlığı, kimse artık, Orman Bakanlığı. Niçin buna müdahale etmiyor? Niçin o uçaklar kalkmıyor? Lale, sadece Orman Bakanlığı'nın inisiyatifine de bırakılmaz ki. Bu yani böyle bir orman yangını olduğu zaman bütün toplum seferber olur. Evet, devletin bütün kurumları seferber olur. Bırak devleti, özel sektörün de bütün imkanları seferber edilir. Yangın söndürür. Yangın, yani orman, yani ülkemizin de halkımızın da en büyük milli serveti. Evet, kesinlikle öyle. Ama hakikaten akıl alır gibi değil. Ya. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları pistlerinde bekliyor ve İzmir yangınına uçak bulamıyor devlet. Şimdi insanın aklına şey geliyor, ya birileri ihanet mi ediyor İzmir'e? Birileri İzmir'den öç mü almak istiyor? Evet. Hani o işte İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Değil mi? Falan. Önemli bir. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Dün akşam sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de canhıraş yardım çağrıları, işte özellikle Ekrem
Pakdemirli, Bekir Pakdemirli Orman Bakanı'na işte uçak kiralayın, işte Türk Hava Kurumu'nun yangın uçaklarını, yangın söndürme uçaklarını devreye sokun diye çağrılarda bulundular. Özellikle Taceddin Bayır, işte Haluk Pekşen, hatta Teğmen Çelebi, Mehmet Ali Çelebi'nin İzmir milletvekili, o malum Teğmen emekli asker, güzel bir tweet atmış. Diyor ki, kardeşim diyor yani şu uçakları devreye sokun, pilotunuz yoksa ben de pilotluk yapayım hani yangın uçaklarında diyor. Malum o pilot. Teğmen. Ya Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, milletvekilleri, belediyeleri, İzmir'deki belediyeleri başta büyükşehir olmak üzere ilçeler çırpınıyorlar hani yangını söndürmek için ama Ankara'daki hükümet böyle hani geri yani sanki ya yansın İzmir gibi yani, bakıyor. Yani çünkü bu noktaya gelene kadar müdahale edilmemesi başka bir şey düşündürmüyor ki. Yani nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir ihmal demek buna mümkün değil. İhmalle yangın çıkar. Bir serseri, bir dikkatsiz ya da bir hain gider ormanı yakar ama ya ihmal oradadır hani. İşte devlet ihmal eder, o haini ya da o ormanın yanmasına neden olan vatandaşın şeyini görmeyebilir, kontrol edemeyebilir ama yangın çıktıktan sonra, görüldükten sonra artık devlet bütün imkanlarıyla yüklenip, değil mi? Devlet ve özel sektör yüklenip o yangını hani bir an önce söndürür ki bir ağaç fazla yanmasın diye. Ama öyle bir anlayış görülmüyor maalesef. Benzer bir durum geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam, biliyorsunuz Yunanistan'da da böyle büyük bir yangın olmuştu. İşte o aktroller neler yazmıştı. Yani onları da okudum dün. Sevinmişler değil mi? Evet. Yunanistan yanıyor diye. Yani işte aynı şey bu sene bizim de başımızda. Cayır cayır yanıyor İzmir. Evet. Hakikaten anlaşılabilir bir durum değil. Yine Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamaları da hiç yeterli, tatmin edici değil. İşte en son yaptığı açıklamada gece uçuşuyla yangını koordine etmeye çalışacağız, önlemeye çalışacağız diyor. Niye beklediniz? Aradan 2 gün geçmiş, niye beklediniz yani? Yazık, günah değil mi? Evet. Takip edeceğiz tabii bu konuştuğumuz konuları sevgili seyirciler. Yine konuklarımızla da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bir nokta koyalım bizim TV'den. Teşekkür ediyoruz Şaban Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşeceğiz.